yapmazsınız. Yok böyle bir şey. Ama şöyle geçmişe bakın. Türkiye karşılıksız para basmak suretiyle emisyon hacmini alt üst eden süreçler yaşamıştır. Onun için de arka arkaya devalüasyonlar gelmiştir. Enflasyonlarda hep boğulmuşuzdur. Üç haneli rakamları görmüşüzdür. Hep bunlar bedel olarak kim tarafından ödenmiştir? Halk tarafından ödenmiştir. Ve cebinde büyük paralar olduğunu zanneden benim vatandaşım, hep konuştuk. Zannediyor ki cebimde milyar var. Ama o milyar var derken cebindeki paranın hiçbir alım gücü yok. Hep hani örnek veririm ya. Yani biz delikli 2,5 kuruşla tuvalete giderdik. Ama öyle günler geldi ki 1 milyona tuvalete gider hale geldik. Ve ne dedik? Şimdi geliyoruz. Ve 6 sıfır atacağız dedik. Herkes dalgasını geçti. Ve biz 6 sıfırı attık, değil mi? Ve bugün işte hani bize bol bol hakaret eden malum Pravdalar. Ne diyorlardı? Köşe yazıları olarak Türkiye'nin işte amiral gemisi bilmem ne işte buralarda yazanlar, 6-0 atılırsa enflasyon patlar diyorlardı. Patladı mı enflasyon? Hep söylüyorum, çatladı. Patlamadı. Ama bunu biz başardık. Artık öyle cebimizde 6-0'lı paralar yok. Bu olayın bile kıymetini anlamak veya anlatmak. Arkadaşlar bu çok önemli. Şu 6-0 olayı var ya, sıradan bir olay değil. Ama bugün ekonomi adına yazı yazanların hiçbirisi bu 6-0'ı ne yazıyor ne konuşuyor. Niye işlerine gelmiyor? Çünkü 6-0 olayı ekonomide bir devrimdir. Ve bu devrimi görmek istemediler. Hala uyutuyorlar. Şu anda benim vatandaşımın cebindeki paranın satın alma gücü bu 6-0'ın atılmasıyla sıçrama yapmıştır. Artık benim vatandaşım hamallık yapmıyor. Beyler gibi dolaşıyor. İşte uluslararası paralar karşısındaki değeri bununla arttı paramızın. Artık ben Türk'üm derken şimdi onurla söylüyoruz. Türklüğün istismarını yapanlar ise bol bol sıfır ilave ettiler. Akşam yattık bir başka, sabah kalktık bir başka. Bizden önce onlar iktidar değil miydi bu ülkede? Ve ekonomiyi çökertenler bunlar değil miydi? Enflasyonda, devletin borçlanma faizlerinde %63'le biz devraldık. Ama şimdi bakın tek hanelideyiz. Nerelere düştü? Bunu konuşmakta bile hala teeddüp ederek söylüyorum, utanmıyorlar. Fakat halkımız biliyor bütün gerçekleri. Ve bu bir farktır. Seçim ekonomisini AK Parti iktidarı yapmaz, bunu biliyorlar. Çünkü seçim ekonomisi başka bir şeydir. Ama şimdi bizim sosyal devlet anlayışıyla yaptıklarımızı da bunlar seçim ekonomisi diye vatandaşa anlatıyorlar. Bu ne tür bir anlayıştır? Ya biz bunu bugün yapmıyoruz ki. Biz ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletidir diyoruz. Bu özellikleri var. Ama sosyal devlet anlayışını bizden önce gelenler yerine getirdiler mi? Hayır, getirmediler. Ama biz getiriyoruz. Bizim hükümet olarak kurumlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sağladığımız yardım sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Bizdeki muhalefet maalesef bu ayrımı keşfedecek, bu ayrımın farkına varabilecek, sosyal devlet kavramını anlayabilecek bir muhalefet değildir. Sosyal devlet bir yandan ekonomiyi büyütürken, bir yandan işsize iş üretirken, diğer yandan da ihtiyaç sahibini, dezavantajlı olan kesimi arayan, bulan,
ona elini uzatan devlettir. Bakın 2002 sonunda, değerli kardeşlerim, Türkiye'de çalışan sayısı neydi biliyor musunuz? 21 milyon. Şu anda Türkiye'de çalışan sayısı TÜİK'in son verilerine göre 26 milyon kişidir. 5 milyon artış var. Yani biz 11 yıl içinde hem nüfusumuz arttı hem de 5 milyon kişiye iş ürettik. Artan nüfusa rağmen bir yandan işsizlik oranını sabit tutarken aynı zamanda nüfusa yeni katılanlara da iş imkanı sağladık. 5 milyon kişiye yeni iş üretirken 11 yıl içinde şuraya dikkat edelim lütfen 20 milyar lira tutarında doğrudan sosyal yardım gerçekleştirdik. Bunu eski rakama vurduk mu 20 katrilyon. Bu desteği verdik. Sosyal yatırımlarımızı da buna dahil ettiğinizde 11 yılda 110 milyar liralık sosyal harcama yaptık. Yani 110 katrilyon. Ne yaptınız Sayın Başbakan? Kimsesizleri bulduk. Ellerinden tuttuk. Yaşlıları bulduk. Ellerinden tuttuk. Hastaları, engelli kardeşlerimizi bulduk. Ellerinden tuttuk. Gazilerimize, şehit ailelerimize, çocuğu askerde olanlara, dul kalan hanım kardeşlerimize, çocuğunu okula gönderemeyecek kadar yoksul ailelere, sağlıkta desteğe ihtiyacı olan kardeşlerimize el uzattık. Onların derdini paylaştık. Onların tebessüm edebilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Şimdi başta muhalefet olmak üzere bazıları çıkıyor, benim vatandaşımı, benim milletimi makarnacı, kömürcü gibi, göbeğini kaşıyan adam gibi sıfatlarla tahkir etmeye, aşağılamaya çalışıyor. Burada tekrar söylüyorum. Benim engelli kardeşimin devletten aldığı her kuruş anasının ak sütü gibi helaldir. Benim gazi kardeşimin, şehit annesinin, şehit babasının, şehit çocuğu kardeşimin devletten aldığı her kuruş anasının ak sütü gibi helaldir. Yoksulun, kimsesizin, garibin, gurabanın devletten aldığı her kuruş anasının ak sütü gibi helaldir. Ayrıca benim milletim bir paket makarnaya, bir çuval kömüre, bir kilo pirince oyunu satmayacak kadar da onurludur, gururludur, şereflidir. Sosyal devlet kime ne veriyorsa onun hakkı olduğu için veriyor. Kim devletten ne alıyorsa hakkı olduğu için alıyor. Bunlar bir yoksulun hanesine girip, bir yoksulun sofrasına oturup, o yoksul hanenin gönül dünyasını paylaşmayı bilmezler. Bunlar bir yoksul çocuğun o küçücük soğuktan titreyen elini tutmanın ne büyük bir gönül sıcaklığı olduğunu bilmezler. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben burada eli öpülesi Zahide nineyi tekrar hatırlatacağım. İstanbul'da o huzuru bozan, o yakıp yıkan eylemcilerin, çapulcuların arasına giren Zahide nineyi susturmak için kameraların önünde para teklif ettiler. Zahide nine de onlara gerekeni söyledi. Ağızlarının payını verdi. Benim sizin bu paralarınıza ihtiyacım yok dedi. Ben bu devletin memuruyum, emeklisiyim dedi. Bana bu devlet gereken maaşımı veriyor dedi. Hay oradan dedi, gereken cevabı verdi. İşte onurlu olan Zahide nine bunu yaptı.
Bunu yapar. Kime dersi verdi? Onuru olmayanlara gereken dersi verdi. İşte bunlar kendileri neyse bizi de öyle zannediyor. Milleti de öyle zannediyorlar. Kendileri belli rantlar karşılığında kuklalık yapıyor, bizi de milleti de öyle zannediyorlar. Bunların hayatlarında, tarihlerinde hiçbir zaman dayanışma olmadı. Paylaşma olmadı. İstanbul'un, Ankara'nın o zengin semtlerinden çıkıp Anadolu'nun, Trakya'nın nabzını tutmak bunların siyasetinde kendisine hiçbir zaman yer bulmadı. Tekrar ediyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla seçim ekonomisine tenezzül etmeyecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletin sosyal vasfını güçlendirmeye devam edeceğiz. Tıpkı sosyal yardımlar gibi yatırımlar, hizmetler konusunda da bizim farkımız ortada. Biz seçim yaklaşınca temel atanlardan, sandık kapanınca o temeli unutanlardan değiliz. Seçim yaklaşınca proje açıklayıp seçim bitince projeyi unutanlardan, inkar edenlerden değiliz. Biz aynen başladığımız gibi devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Seçim kampanyalarındaki yasaklara kadar biz temel de atarız, açılışlarımızı da yaparız. Niye? Çünkü bizim programımız 6 aylık işte seçim başladı, kampanyalar dur, yok olur mu? O bizim için kayıp zamandır. Biz o bütün kayıp zamanları verimliliğe çevirdik. Bizden öncekilerin zaten seçim sürelerinde böyle bir derdi yoktu ki. Ne temel atmak, ne açılış. Yok böyle bir şey. Çünkü bunların derdi yok, aşkı yok. Hizmet başka bir şey, ideoloji başka bir şey. Biz hizmet iktidarıyız. Ama diğerleri maalesef ideolojinin o deli gömleği içerisinde hayat sürüyorlar. Biz bir proje açıkladığımızda o projenin bizzat peşine düşeriz. O proje somut hale gelince, yatırıma, hizmete dönüşünceye kadar da peşinden ayrılmayız. İşte 2004 Mart seçimlerinde bizi en önce eserlerimiz anlatacak. Hizmetlerimiz anlatacak, yatırımlarımız anlatacak. Önceki günde ifade ettim. Hafızayı beşer, nisyan ile maluldür. Eserimiz orada duruyor diye, eserimiz kendisini anlatıyor diye, değerli arkadaşlarım, biz rehavet içinde olmayacağız. Buna rağmen biz de anlatacağız. Bakın burada şu noktanın altını çiziyorum. Değerli arkadaşlar, biz 11 yıldır iktidarda olan bir partiyiz. Millet bize emaneti devrettiğinde 7 yaşında olanlar bugün 18 yaşına ulaştılar. Ve bunlar bu seçimde oy kullanacaklar. 2002 yılında çevresini, ülkesini, dünyayı henüz tanımamış olanlar bugün büyüdüler. Ülkenin meseleleriyle, dünya sorunlarıyla ilgilenir hale geldiler. Gençler üzerinde özellikle duracağız. Gençlere nasıl bir Türkiye devraldığımızı, bizim dönemimize kadar Türkiye'nin hangi sorunlarla uğraştığını, 11 yılda Türkiye'nin nasıl değiştiğini ve değişmeye devam ettiğini çok vurgulu şekilde anlatmamız gerekiyor. Bakın değerli kardeşlerim, burada, bu salonda hep birlikte, sizler dahil, şahsım dahil, hiçbirimiz 1960 öncesi siyasi ortamı doğru dürüst bilmiyoruz. Hatırlamıyoruz. Ama bir kısmımız 12 Eylül öncesi siyasi ortamı gördük, yaşadık. Yine bir kısmımız 28 Şubat ortamını gördü, yaşadı. Ama bugün 25 yaşın altında olan gençlerimiz ne 27 Mayıs dönemini, ne 12 Eylül dönemini, ne de 28 Şubat dönemini yaşamadılar, bilmiyorlar. Bugünün gençleri Türkiye tarihinde yaşanmış çok acı olaylara, işkencelere, faili meçhullere, yasaklara, kısıtlamalara hamdolsun şahit olmadılar.
Bu ülke inşallah bundan sonra bu acılara şahit olmayacak. Bugün dünden çok iyi bir yerdeyiz. İnşallah yarın bugünden de daha iyi olacak. Ancak gençlere nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi çok iyi anlatmak zorundayız. 27 Mayıs öncesinde gençlerin nasıl sokağa döküldüğünü, gençlerin nasıl kullanıldığını, ardından da nasıl paçavra gibi bir kenara atıldıklarını anlatmak durumundayız. 12 Eylül öncesinde gençlerin nasıl birbirine düşürüldüğünü, nasıl birbirlerine kıydıklarını, 12 Eylül'ün ardından da nasıl idam edildiklerini onlara hatırlatmak zorundayız. Bir elin, kirli bir elin gençler üzerinden Türkiye'yi nasıl karıştırdığını, Türkiye'ye gençler üzerinden ne ağır bedeller ödettiğini bugünün gençlerine aktarmak zorundayız. Bakın, merhum Adnan Menderes Ankara'da elektriği yaygınlaştırıyor, Ankara'yı ışıklandırıyor. Aynı gece merhum Menderes, merhum Celal Bayar'la birlikte Çankaya'da sabaha kadar oturup Ankara'nın o ışıklandırılmış halini seyrediyorlar. Şu anda televizyon çağının bilgisayarların içinde doğmuş bir çocuğa, bir gence merhum Menderes'in bu heyecanını tarif etmek çok zordur. Sadece merhum Menderes'in değil, bizim heyecanla yaptığımız sessiz devrimleri dahi gençlere anlatmak zordur. 2003'ten beri okulda sırasının üzerinde ders kitaplarını bulan gençlere o eski kitap kuyruklarını anlatmak zordur. İnanıyorum ki o gençler hep böyleydi. Yani o sıraların üzerinde hep kitap vardı zannediyorlar. Ama o kitaplar yoktu yavrum. Biz o kitapları alabilmek için kırtasiyeci dükkanlarının kapısında çok bekledik. Onları bulamazdık. Kitapların bir tanesini, iki tanesini bulabilirsen diğerlerini bulamazdın. Ama şimdi birinci hamurdan kitaplar sıranızın üzerinde sizleri bekliyor. Biz bırakın kitabı bulmayı, üst sınıflardaki abilerimizden teksir notlarını bile satın alamazdık. Çünkü onlar, teksir notu nedir biliyor musun yavrum? Onlar saman kağıdından yapılmış sapsarı ve teksir makinesinde mürekkepleri dağılmış, zor okursun, onların satıldığı kağıtlardı. Biz onları bile abilerimizden zor satın alırdık. Biz böyle okuduk. Ama bakın, size bunları yaşatmadık. Yaşatmıyoruz. Ve şimdi de ne diyoruz? Şimdi artık akıllı tahtalara geçiyoruz ve artık tablet bilgisayarlara geçiyoruz. Sizleri artık bunları taşımaktan da kurtarmak, sadece o tablet bilgisayarla okuluna git, okulundan dön. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Ve bakın, isteyen her öğrencinin burs ya da kredi aldığı, hem de 280 lira. Bunun yanında kredi yurtlar kurumunda kalıyorsa bir de beslenme yardımı 200 lirada, o ne yaptı toplam 480 lira. 480 lirayı da ey genç kardeşim, bu iktidar veriyor. 11 yıl önce gençler ne alıyordu biliyor musun? Ey genç kardeşim, 45 liracık alıyordu. Bak, 45 liradan 480 liraya. İşte sosyal devlet bu ey Kılıçdaroğlu. Bunu da öğren. Biz zor olana talibiz ve zor olanı yaptık, yapıyoruz. Türkiye'nin nerelerden geldiğini, hangi badireleri atlatarak, hangi acıları yaşayarak bugünlere ulaştığını gençlerimize anlatacak, onların da aynı hataya düşmelerini engelleyeceğiz. Sokağa çıkın, yaşı 20'nin altında olan gençlere şu soruyu sorun. Koalisyon nedir? İnanın, yaptırdığım kamuoyu araştırmalarında görüyorum ki koalisyonu bilenlerin sayısı yok denecek derecede az.
Seçim ekonomisi nedir diye sorun. Karşılıksız para basmak nedir? Hatta enflasyon nedir diye sorun. Çoğunun bunlarla ilgili pratik bilgisinin olmadığına şahit olacaksınız. İnşallah gençlerimiz bunlara şahit olmasınlar. Ama Türkiye'de bir dönem bunların yaşandığını, hem de çok ağır yaşandığını, çok ağır bedellerin ödendiğini bilsinler, bunu öğrensinler. Çünkü %110 böyle bir enflasyon olur mu ya? Bunları yaşadı bu ülke. Yaşadı. İşte biz geldiğimizde bile %30'da enflasyon. Artık bunlar ortadan kalktı. Artık bak tek haneldeyiz. Eğer dün unutulursa bugün aynı şeyler tekrar yaşanır. Yarın aynı şeyler tekrar yaşanır. Dünden ibret alacak, gençlerimize dünün ibretlik olaylarını anlatacak, yarınların farklı olmasını sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, bu noktada şu çok önemli hususun da altını çizmek isterim. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek bizim siyaset tarzımız hiçbir zaman olmadı. Enkaz edebiyatı yapmak hiçbir zaman bizim siyaset tarzımız olmadı. Olmayacak. Bunun da biz baştan beri sözünü verdik ve ona sahibiz. Biz dünün Türkiye'sindeki olumsuzlukları bugün tekrar yaşamayalım. Yarın tekrar yaşanmasın diye hatırlattık ve hatırlatıyoruz. Bugün dünden daha iyiyiz. Ama bunu asla yeterli görmüyoruz. Çünkü yarının bugünden iyi olması için hiç durmadan, duraklamadan çalışıyoruz. 11 yıl boyunca yaptıklarımızı haşa millete bir ulufe olsun diye değil, bunlar milletin hakkı olduğu için yaptık. Biz milletin hizmetkarıyız. Biz bu millete efendi olmaya gelmediğimizi defaatle söyledik. Hizmetkar olmak için geldik. Bir hizmetkarın vazifesi hizmet üretmektir. Biz 11 yıl boyunca vazifemizi yerine getirmeye çalıştık. Görevimizi yapmaya çalıştık. Sorumluluğumuzun gereği neyse onu yaptık, onu yapıyoruz. Bizim yaptığımız emanetin hakkını vermektir. Eğer okul yapıyorsak, derslik yapıyorsak, bu ülkenin çocuklarının en iyi eğitimi almaları için çalışıyorsak, bunu vazifemiz olduğu için yapıyoruz. Eğer bugün 400 bine varan derslik inşa ettiysek, milletimizin buna ihtiyacı olduğu için yaptık. Yeterli mi? Bakın bu da yeterli değil. Niye? Çünkü biz 120 kişilik sınıflarda okumak istemiyoruz. Buradan ben yavrularımıza, gençliğimize seslenmek istiyoruz. Siz hiç 120 kişilik sınıflarda okudunuz mu yavrum? Ama biz okuduk. 70 kişilik sınıflarda okudunuz mu? Ama biz okuduk. Ama biz sizin okumanızı istemiyoruz. Onun için biz hedef koyduk. Dedik ki bu sınıflar 30'a inecek. Şu anda Anadolu'nun birçok yerinde bırakın 30'u, 16 kişilik sınıflar da var, 20 kişilik sınıflar da var, 30 da var. Bazı yerlerde kısmi olarak maalesef bunun üstünde olan yerlerimiz de var. Yok değil. Ama onları da halledeceğiz. Onlar da bitecek. Eğer yol yapıyorsak, konut yapıyorsak, barajlar yapıyorsak, köprüler, hastaneler inşa ediyorsak, bunu görevimiz olduğu için yapıyoruz. Kardeşlerim, biz göreve geldiğimiz zaman, Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman söylüyoruz, 6100 kilometrelik ne vardı? Bölünmüş yol vardı. Bu da iki gidiş, iki geliş. Şimdi bu uzunluk bizim ilavemizle hamdolsun artık 17.000 kilometreye ulaşıyor. Yani 6.000 artı 17.000 kilometre. Ve bunların içerisinde şimdi 2x3, yani 3 gidiş 3 geliş de var. İşte bu hafta Adıyaman'daydım. Gerçi o biraz gecikti, onu da söyleyeyim. Onu Binali Bey'e de özellikle söyledim, yanımdaydı.
Şu ana kadar çünkü onu bitmemiz gerekiyordu. Şimdi bir 30 kilometrelik kısmı kaldı. Ama 70-80 kilometresi bitti. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a bağlayan hatta 3 gidiş, 3 geliş. Şimdi buralarda tabii vatandaş o mutluluğu yaşıyor. Şimdi Şanlıurfa, Adıyaman arası eskiden tek şerit. İkinci şerit bazı yerlerde var. Böyleydi. Niye? Ya oraya devlet gitmezdi ki. Ama şimdi gidip başbakan bizzat orayı geziyor, görüyor. Yolu görüyor, bakıyor. Bu var. Niye? Görevimiz olduğu için. Ama senin bakanın var. Olsun. Bakanın da bir başbakan olması lazım. Eğer olmazsa o kalabilir. Böyle bu iş. Ha, başbakanın üstünde de millet var. Çünkü siz de bizi denetliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Ve hesabını da sandık geldiği zaman soracaksınız. Bizim görevimiz Türkiye'yi büyütmek. Biz bu görevi hakkıyla yapmanın mücadelesini veriyoruz. Bakın iki gün önce şurada dev bir hastanenin temelini attık. Şehir hastanesi. Değerli kardeşlerim, yaklaşık 3500 yatak kapasiteli bir hastane. Bu hastanenin içine girdiğin zaman oradan Rabbimin izniyle ya Şafi diyeceğiz, şifayı bularak çıkacağız. Hiçbir konuda yok filanca hastaneye gönderelim, orada şunu yaptıralım, yok şuraya gönderelim, orada yok. Her şey orada. A'dan Z. Odaların hepsi çok çok modern. Gayet lüks. Hatta şu anda orada örnek odalar filan onlar yapıldı. Onları gördük. Ameliyathaneler muhteşem. 130 ameliyathanesi olan bir hastane. Ya bir ameliyat bitsin de ondan sonra öbürünü alalım. Yok böyle bir şey. Her şey hazır. Anında. 7 ay sonraya gün verelim. Kılıçdaroğlu, sen onu yapıyordun işte. Senin genel müdürlüğün döneminde SSK böyle çalışıyordu. Öyle mi Faruk Bey? SSK hastanelerin durumu öyleydi. Rahmetli anam gönderirdi beni Ok Meydanı SSK hastanesine. Giderdik orada kuyruğa girerdik. Sabah namazından sonra oradan numara alacaksın. Ondan sonra da haber vereceksin. Gelecek onlar da doktor beyin kapısında muayene için sıra bekleyecek. Bugünleri gördük. Ama şimdi her şey numarada. Bakıyorsun hemen size saati veriliyor. Gelip orada tedavini oluyorsun. Her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Ve şu anda inanın 30 ay sonra 14 ilimizde 15 şehir hastanesiyle birlikte dünyanın belki de ilk üçü içinde yer alacağız sağlık sektöründe. Ve ortalama 30 ay süre. Yoğun bir çalışma, gerçekten muhteşem projeler, bütün peyzajıyla, donatı alanlarıyla, her şeyle ve en ileri teknolojinin uygulandığı bu hastanelerimizle ülkemizi kuşatacağız. Zaten helikopterleriyle, ambulans jetleriyle bir yerden bir yere herhangi bir aksama şu bu filan söz konusu olmayacak. Bu hastanelerimiz diğer illerimizde bir sıkıntı varsa anında onlar için de birer çözüm. Bizim görevimiz Türkiye'nin, Türk bayrağının itibarını yüceltmek, bu görevi hakkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Aynı bakış açısını demokratikleşme, temel haklar ve özgürlükler noktasında da en başından itibaren bu şekilde muhafaza ediyoruz. Bu ülkede 11 yıl boyunca yasakları biz kaldırdık. Kısıtlamaları kaldırdık. Red, inkar ve asimilasyona biz son verdik. Sessiz devrim adını verdiğimiz nice reformu biz gerçekleştirdik. Milletimizin hak ettiği, gecikmiş, ertelenmiş nice hakkı milletimize biz teslim ettik. Şunu açık söylüyorum, çok açık söylüyorum, gönülden söylüyorum.
Bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer imkan olsaydı, eğer şartlar müsait olsaydı 11 yıl önce iktidara geldiğimiz gün biz bütün bu reformları yapmak, Türkiye'yi en ileri demokratik standartlara anında kavuşturmak isterdik. Ama nelerle karşılaştığımızı, nelerle uğraştığımızı, hangi aşamalardan geçtiğimizi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Sizler de yaşadınız. Neydi bunlar? Partimizin kapatılma davasından Danıştay saldırısına, darbe senaryolarından sokak eylemlerine, muhalefetin direncinden bürokrasinin direncine kadar nice engelle, nice bariyerle mücadele ederek bugünlere ulaştık. Fakat kararlı bir şekilde, samimiyetle her bir engeli, her bir bariyeri aştıktan sonra hiç gecikmeden, hiç ertelemeden reformlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi bir kez daha yeni bir paket halinde reformlarımızı yapıyor, çok önemli hakları inşallah teslim ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde sadece bu konuya yönelik bir basın toplantısıyla yeni demokratikleşme paketimizi kamuoyuna duyuracağız. Kimilerinin daha dere görünmeden paçayı sıvadıklarını görüyoruz. Olur olmaz şeyler ilan ettiklerini görüyoruz. Şu anda henüz açıklanmamış bir paketle ilgili yapılan yorumların tamamı afakidir. Tamamı yersiz ve yetersizdir. Çalışmaları tamamlayıp paketi açıkladığımızda toplumun her kesiminin memnun olacağını inşallah ifade etmek isterim. Bakın tekrar ediyorum. Bu paketle ilgili yapılan yorumların tamamı erken, tamamı afakidir. Bu reformları Türkiye'de şartlar oluştuğu için, engeller, bariyerler, dirençler ortadan kalktığı için 11 yıllık zincirin bir halkası olarak gerçekleştiriyoruz. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. AK Parti kurulduğu gün programında neyi vaat ettiyse bugün şartlar oluştuğu için onu gerçekleştiriyor. Son kongremizde neyi vaat ettiysek, neyi söylediysek onları yapmaya devam ediyoruz. Programımızda, tüzüğümüzde, seçim beyannamelerimizde ve kongrelerimizde çizdiğimiz çerçeve dahilinde milletimizi, ülkemizi haklarıyla buluşturuyor, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Daha en başından şunu da söylüyorum. Elbette ki demokrasi veya demokratikleşme, değerli kardeşlerim, uzun bir süreçtir. Demokratikleşme adeta yaşayan, sürekli değişen, sürekli kendisini geliştiren bir süreçtir. Bunu görmemiz lazım. Çalışmalarını tamamlayıp açıklayacağımız paket, o da bir son değildir. Bir aşamadır, bir safhadır. Ama çok önemli bir aşama, çok önemli bir safhadır. Bu süreç ülkemizin ve milletimizin yararına olacak şekilde 76 milyonun birliği, beraberliği ve kardeşliği için her daim kendini yenileyerek ilerleyecek bir süreçtir. Bu süreç Türkiye'yi daha da birleştirecek, kardeşliğimizi çok daha pekiştirecek bir süreçtir. Burada sizlerden arzum şudur değerli kardeşlerim. Bizde öyle bir muhalefet anlayışı var ki her değişimin, her yeniliğin adeta önünde bir duvar gibi duruyor. Türkiye'nin bir adım bile atmasına asla tahammül gösteremiyorum. Daha paket açıklamadan afaki yorumlar yapanlar paket açıklandığında da her zamanki istemezlik tavrını gösterecek, her zaman olduğu gibi korku senaryoları üreteceklerdir. İşte bu teşkilat tüm iftiraları, tüm ithamları, tüm yalanları daha yayılmadan bertaraf eden bir teşkilat olmalıdır. Siz onlardan çok daha fazla çalışacak, onlardan çok daha fazla kişiye ulaşacaksınız. Siz afaki konuşmayacaksınız. Elinizdeki o sizlere göndereceğimiz bilgiler dahilinde, çerçevesinde konuşacaksınız. Onlar gibi doğruları gizlemeyeceksiniz. Onlar gibi yalanla, korku senaryolarıyla hareket etmeyeceksiniz.
Siz işin gerçeğini bilerek, bütün boyutlarını öğrenerek şehitlerimizde hakkı anlatacak, doğruyu anlatacaksınız. Sizi bilgilendirmek noktasında genel merkezimiz her türlü hazırlığı yapacaktır. Bu paketin Türkiye'nin birliğine yapacağı katkıları anlatacaksınız. Bu paketin Türkiye'nin ufkunu nasıl açtığını anlatacaksınız. En önemlisi de bu paketin 1000 yıllık kardeşliğimizi nasıl daha da pekiştireceğini anlatacaksınız. Biz inşallah 2014 Mart seçimlerine 81 vilayetimizde, her ilçemizde, her köyümüzdeki eserlerimizi anlatarak, plan ve projelerimizi anlatarak, ama her şeyden önemlisi kardeşliğimizi yüceltmek için yaptığımız reformları anlatarak gireceğiz. Kardeşlerim, milletimiz bizi anladı. Bundan hiç endişeniz olmasın ve anlıyor. Biz milletimize kulak verecek, bu yolda yine milletimizle yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, burada ben bir şey söylemek istiyorum. Özellikle benim Güneydoğu'da, Doğu'da, ülke genelindeki Kürt kökenli kardeşlerime sesleniyorum. Bu ülkede siyasi Kürtçülük yapan mahfiller var. Değerli kardeşlerim, bakın bu oyuna gelmeyin. Sadece yerel hizmetler noktasında yerel belediyelerin bu siyasi partide olduğu yerlerde ne hizmet üretiyorlar? Bunlara bakın. Size verdikleri hizmet nedir? Bunlara bakın. Ama bir de AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde verilen hizmete bakın. Değerli kardeşlerim, ideolojiyle ne mide doyar, ne insanca yaşama imkanına kavuşulur, ne de modern yaşam tarzı nedir, buna ulaşılır. Sevgi ideolojiyle tahakkuk etmez. Sevgi başka bir şeydir. Aşk başka bir şeydir. İşte AK Parti bu ideallerle, bu anlayışla halkını kucaklayan, halkına hizmeti kendisi için en önemli aşk halkası olarak, sevgi halkası olarak gören bir parti. Biz sizi her zaman söylüyorum. Türk'ü Türk olduğu için değil, Kürt'ü Kürt olduğu için değil, Boşnağı, Arnavut'u, Roman'ı vesaire, Laz'ı, Nes vesaire, kim olursa olsun, hiçbirini ırkından, etnik yapısından dolayı sevmiyoruz. AK Parti'nin ideali şu: biz tüm insanları bizi yaradan Allah yarattığı için seviyoruz. Farkımız bu. Onun için de birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara karşı bu yerel seçimlerde de gereğini yapmamız lazım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım diyoruz. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.